Şimdi ben kalktım, hazırlandım. Son derece aşırı hazırım. Fırat'ı uyandıracağım. Birlikte şeye gidiyoruz. Kayropraktikçiye. Böyle bir şey olmaz. Kayropraktik retikulum. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Neyse. Bir rimel buldum bu arada, mükemmel. Böyle şeyler için Instagram'ıma beklerim. Kalkmışsın. Ben seni hikaye çekiyorum sanıyordum. Değil mi çekiyorsun? Biraz sana aşk olsun. İnsan bir uyandığım diye haber verir. Ne yaptın? Aşkım ben henüz uyanmadım. Of. Bir Instagram'da bir saat gezmeden kalkamıyorum. Hello. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Şık 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 şık. Bugün kütletmeciye gideceğiz Ceyda ile. Ben söyledim. Halk arasında kütletmeci ama doğru ismi kayropraktik. Fıtığımı mıtığımı her şeyimi bütün her şeyimi çözeceğiz. Her yerim rahatlayacak. Ceyda'nın da boyun problemlerini çözeceğiz. Ben yaptırmam. Ceyda şunu şuradan kaldır. Gece gece uyanıyorum böyle yarım yamalak karanlıkta, üç harfli gibi bana tepeden bakıyormuş. Üç harfli değil ki ama beş harfli. Kukla. Hadi kalk hazırlan o zaman. Hadi hadi. Ne giyeyim? Ya bana ne giyiyorsun, ben sen stil danışmanım mı? Ben ne? Beni karamerken de giyeceğine. Kendisi de giyeyim. Şimdi sen beni oradan çek. Ben bu tarafa gireyim böyle. Son TikTok gibi çıkayım, giyinmiş olarak. Böyle sabit kal. Sabit misin? Evet. Hiç kıpırdatmadım. Senden TikTokçu olmaz, buradan anladık çok şükür. Ben sabah sana sordum mu ne giyeyim diye. Ne ama sen hep güzel giyiniyorsun. Başkanım. Arkadaşlar heyecanlıyım. Hafif korkuyorum ama hafif mutluyum. Yapacağıma inanıyorum. Ben yapmayacağım bir şey. Ben yatacağım. Hocam beni böyle tak tuk kıtır kıtır yapacak. Sen de yaptır aşkım. Çok eğlenceli. Ceyda sırtıma. Lütfen. Sırtına yaptıralım. Boynuna falan da yaptıralım. Ceyda hadi be. Ben bayılıyorum. Instagram'da zaten aşağı koydum hesabını. Bayılıyorum derken? İzlerken. Bayılırsın çünkü korkudan ama. Böyle tak tuk falan çok acayip. Aslında Amerika'da düzenli yapılan bir şeymiş bu. Ben yapardım senin sırtını. Ceyda yapma. Zaten fıtığın var. Amerika'da düzenli yapılan... Sırtına vurdum fıtığından. Her yerinden fıtık patlayabilir. Ya bu bilim yani, anladınız mı? Öyle yani bizim birbirimize böyle sırttan alıp böyle kıtırt yapmamıza benzemiyor. Ki o bile rahatlatan bir şey. Öyleyse bilim yani. Ne? Eğer öyleyse bileyim yani. Ya Ceyda git, benim saçımı topla. Güzeldi bu espriyi, beğendim aslında. Aslında tuttum bu espriyi. Bir şekli vardı. Evet, arabaya indik. Ne oldu? GoPro'm çalışmıyor. Al işte. Merkür geri gidiyor. Yırtıldı. Merkür geri gidiyor ben demiştim. Merkür var olduğunda elektronik diye bir şey mi vardı? Bilim mi vardı? Teknoloji mi vardı? Götünüzden sallıyorsunuz. Sinir oldum zaten şu an. Bu sinir olmanın da sebebi Merkür. Ha Merkür, Merkür. Abi nasıl çalışmaz? Ben bunu iki gündür şarj ediyorum Ceyda. İki gündür şarj ettiğin için çalışmıyordur belki. Biraz dinlenmek istemiyorum. Çok canım sıkın şu an. Gel seni, bizim bir kütletmeci tanıdık var, oraya götüreyim. Kütletmeci şey gibi değil mi? Durma koskoca profesör. Künefeci gibi. Doçent doktora. Orada yani gittiğimiz doktor ha. Şey herhalde be. Bugün cumartesi. İznimiz olduğu için. Şimdi sağlık izni vardı zaten. Bir de çekim izni aldık. İkisi bir arada. Rahat rahat gideceğiz. Normalde cumartesileri ben dizide oluyorum ama bu hafta cumartesi çalışmadım. Hemen dedim şu fıtık işini halletmem lazım. Tabii ki de onu da içeriye çevirmeliyim. YouTube seni ele geçirmiş Fırat. Yine pandeminin keyfini köpekler çıkarttı. Herkes köpek gezdiriyor. Fırat araban ne zaman geliyor? Ceyda'cığım iki güne gümrükten çıkmış geliyormuş. Heyecanlı mısın? Ya ben ne heyecanlanacağım ya Allah. Acaba ne aldım Ceyda? Ferrari mi aldım Ceyda? Aston Martin mi? He? Yok öyle bir şey almadım ama ya bizim arabanın altında kalmadık. Yani altında bir şey almadım yani. Segment değiştirmedim. Ne anlayacaksın segmentten? Bu gelişlikte bu uzunlukta. Segmentin ne olduğunu biz bilmiyor muyuz? Segment bilgisayar. Böyle bilgisayar yok muydu? Var, ben oradan alıyorum bilgisayarları. Zaten yatırımlık yavrum. Arsadan çok kazandıran araba sektörü. İnanılmaz bir şey olduğu için. Araba arsa almaya alıyorum. Bahane arıyorumdur. 11 yıldır oyunculuk yapıyorum. Üstüne bir de dijital işlerle uğraşıyorum. Tabii ki de alacağım yani. Bak. 18 yaşından beri de çalışıyorum. Herhalde şimdi alacağım. Şimdi bazı kekoları yazacaklar. YouTuber'la oturduk ben yerden falan. YouTube'da öyle bir para yok kardeşim. Yani bizim için yok henüz. Belki kazanan vardır. Allah daha çok kazandırsın onu. Abi. Daha çok versin de. Abi YouTuber'la çok para kazan. Ya sen niye ciddi oluyorsun öyle şeyleri ya? Abi ama. Sen ciddi olmasan da daha iyi değil mi? Telefonu aldık ya orada bile. Ya biz burada oturuyoruz, onlar telefon. Ya kardeşim. Oturma kardeş. Eşek gibi çalıştım ben 18 yaşımdan beri. Kimse demiyor ki bu adam hangi işlerde çalıştı. Bak kaç farklı işte çalıştım biliyor musunuz? Lisedeyken yazları animatörlük yapıyordum. Onun parasını biriktiriyordum. Üniversitede harcarım diye. Biraz cimriydim ben. Hala öyle. Ama artık almaya başladım. Yeter. Geçen gün şunu düşündüm Ceyda. Hani Anadolu'da böyle terlikle geçer ya dayı. Derler ya bunun var ya 100 tane apartmanı var. İşte o sensin. Ben de onlara benzeyeceğim diye korkumdan artık harcamaya karar verdim abi. Ay rimelim çok kısa. Böyle bir rimel yok. Ne yapıyorsun Ceyda? Ne rimeli ya? Bu kanalda rimel yok. Yok rimelinmiş, yok allığım pudranmış. Yok böyle şeyler bu kanalda. Şöyle yanaklarıma da bir kontür mü yapmışsın?
Bu arada bir şey söylemek istiyorum canlar. Şimdi bizim aşağıda yazan maila sanırım adres bilgisiydi, ben şu ürünü göndermek istiyorum gibi şeyler yazıyormuşsunuz. Arkadaşlar o mailleri bizim ajansımız okuduğu için iş güçlerini bölmüş oluyorsunuz. Zaten cevap vermiyorlardır. Sadece bize rica ettiler abi, çok mail geliyor. Bizim normal iş mailleri arasında kaybolabiliyor diğer mailler. Ya kardeşim işlerini yapamıyorlarmış. Biz okumuyoruz o mailleri canlar. Anladınız mı? Oraya evet, atmayı. Evet hani atıyorsanız bize gelmiyor. Sonra evet. Cevapsız kalıyormuş gibi olur, üzülürüz. Buluşeri'de daha şey geç ya, Toyot. Sadece sinyal veriyor ama geçmiyor. Sinyal desin yine. Karşıyım. İzmitliler anladı, seri anladı. Geldik ama. Geldik. Ama böyle bir şey gördük. Bu ne? Çok güzel ya. Neyse Hatice'ye daha söyleyeyim artık, bunu aldım. Bunu alsam bayılırım bu arada. Yok bunu almadım. Alsam bayılırım diyor ya. Güzel, çok kolay güzel. Mı arabayı götürmek ya? Olsun, sonuçta güzel. Kim bilir kaç paradır bugün? Klasik o. Kim bilir kaç paradır? İşte sahibi bilir. Çok heyecanlı. Zaten doktor bir ilaç ve test olmuş. Ben de sen de olduğun için rahatız yani mekanda. Aa. Merak etmeyin. Promaten 1. kat. Bu SS Motors buradaymış ya. Ben de bunu merak ediyordum ya. Çok zengin olursam gelir buradan alırım arabaları. Şu arabaları var. İş. Evet, Reşat Coşkun hocamızın ofisindeyiz. Doktor Reşat Coşkun ofisinizdeyiz. Lütfen ofisinize. Hocamız öğretim görevlisi. Gönlüm rahat. Fizyoterapist. Ben rahatım şu anda. Hocam beni kütür kütür kütleteceksin. Önce değerlendirmeleri yapacağız. Yapalım hocam. Ne var ne yok burada? Kıtık var hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? İnsanlar neden korkuyorlar bu kütür demeden? Sen olsun korkuyorsun diye. Sen söyleyeceksin. Siz korkuyorsunuz. Siz de korkuyorsunuz ya. Eklemi itince, manevra yapınca sanki eklem böyle yerinden çıkacakmış gibi ya da bir şey kırılmış gibi, kırılacakmış gibi bir his oluyor insanlar. Aslında tabii ki öyle bir şey yok. Kolayları kırmak eklem öyle. Bunu uzun yıllar eğitimini alıyoruz. Belli açıları, belli yöntemleri var, teknikleri var. Tabii dışarıda denenmemesi gerekiyor. Evet. Yapıyorsanız her böyle. Yok canım, eskiden birbirimizi sırtımıza alır kıtır kıtır. Peki şu parmak çıtaklıdaki ses aslında o ses aynı mı? Hani aradaki havanın. Şöyle, aradaki gazın dokunmanma etkisi yani. Gazın gazların ayrışımı, öyle söyleyeyim ben size. Hı. Aslında gelen ses oradan geliyor. Biz uygulama yaparken eklemi yön verirken kemiği oradan bir ses geliyor. Tamam. Ses aslında efekti gibi düşünüyorum. Tüm bölgelerimi kütletiyor muyuz hocam? Ben omurgaya bakıyorum daha çok, omurga uzmanıyım. Ama tabii bazen diz, kol, omuzda baktım. Sen ne kütletiyorsun? Gelmişken her yerimizi kütletelim yani. Başlığım bu değil mi? Her yerimi kütlettirdim. Öncelikle ben size şöyle alayım madem. Ben lisede kızlara hava atacağım diye ters taklatmıştım. Sırt üstü düşmüştüm. O zamandan beri şuram da açıyor. Çocuk ya. Yaptık cenaze. Herhangi bir kırıklığın oldu mu? Bir şey oldu mesela. Yok ama olmadı. Çok acı daha. Şöyle dönmenizi istiyorum. Döndüm. Şöyle bir bakalım. Yanmışsın. Çekilebilirsin, yanmışsın. İyiyim. Beğendin mi Ceyda tekrardan kocanı? Allah. Muayenede kocasını beğenmeyen de değil. Ben şu an dik durmaya çalışıyorum. Normal durayım mı? Durdum, normal. Normal günlük hayat durduğunuz gibi. Kendiniz hiç kasmayın, çok hiç yaşıyor. Hiç kasmayın şu an, böyle. Hangi risk kullanıyorsun? Sen mi konuşuyorsun? Evet. Tamam. Daha çok kullandığımız yani yazı yazdığımız gibi bir miktar düşük olur. Genellikle böyle bir. Tabii. Biraz basit. Sizin çok düşük. Başınız hafif küçük bir eğilim var. Tilt diyoruz biz buna. Bir taraf aşağıya doğru, bakın kulak aynı zamanda. Beyin ağrı geliyor bazı taraflarda. Olabilir. Kullandığım beynimin tarafı olabilir. Yan döner misiniz? Dönerim, evet. Şu kavis birazcık fazla sizde. Biz kamburluk var. Hafif bir kamburluk var şu açıdan. Kayropraktikte düzeliyor mu? Uygulama yapıyoruz. Sonrasında egzersiz veriyoruz. Hocam dik durması gerekmez mi onun biraz da düzelmesi için? Evet. Duramıyorum ki dik dur. 101 yeri de kütletsen böyle kalırsın yani. Her açınız iyi, çok kötü değil. Hafif bir birleşme olduğunu hissediyorum. Popomda bir güzel bir kıvrımım var. Evet, var. Sen neye baktın? Bunu MR ve röntgen de kesin tanıyı koyduğunu söylüyoruz. Ama boyunuzda açı kaybolmuş. Yani boyunuzda düzleşme var. %90 baktığım zaman %90 oranını söyleyebiliyorum bunu. Yani oran tutuyor. Hocam bana da bakar mısınız? Ceyda'nın baş ağrısı bitmiyor hocam. Düzleşme varsa baş ağrısı yapabiliyor. Ben de hiç yapmıyor bazen. Çok ya boyun o kadar çok ağrıyor ki hep ağlıyor evde. Omuz başlarınız birazcık önde. Başınız şu kulak memesi hizası şu evet. Olması gerekiyor. Bayağı böyle. Yani aslında çok abartarak gösteriyorum tabii. Tabii şöyle duruyorum işte. Şöyle duruyorsunuz yani. Çok abartarak. Yok doğru. Evet. Yok hiç abartmıyorsunuz bence. Çok abartmıyorsunuz. Bence şu çünkü hatta bazen şöyle durduğumu görüyorum ben. Ya mesela sabah uyandım böyle oluyor. Yani duruş bozukluklarınız var mevcut. Var. Hocam biraz benim mükemmelliğimden konuşalım. Bu dansçı ya, onun düzgündür ya. Ağrı işinizi, kas kuvvetinizi, omuzlarınızdaki eğrilikleri değerlendireceğim cihazlarla. Manipülasyon uygulamalarını geçeceğim. Tamam. Peki bana sonra mı? Ondan sonra mı bakacaksınız bana? Tabii öyle yaparız. Bu ne işe yarıyor? Bu cihazla biz ağrı eşini ölçüyoruz. Yani ağrıyı ne kadar çabuk hissediyorsunuz, ne kadar o bana ağrı mı verecek? Hayır, bastırıcı vuracağım. Siz ağrı olduğunda bana söyleyeceksiniz. Hemen. Tamam. Fırat bir saniyede hissedecek kesin. Şimdi stresliyim. Korktum, bir dakika dur. Bastırıyorum. Hocam acıdı artık. Acıyor. Yok acıyor. Ağrıyor mu şu an? Tabii acıyor. Tamam. Ağrı şimdi düşük. Ay. Yani ağrıyı çok hissediyorsunuz. Yani evet. Hassasiyet biraz olduğu zaman. Gül bebek yetiştirdik evet. Ya. Ne alaka? Doğru ama. Bir diğer taraftan ölçelim şimdi. Ölçelim. O tarafın biraz daha acısızdır. Değişik alakalar kuruyor Fırat Albayram. Şu an. Acıdı şimdi, biraz acıyor. Ben birazını da söylüyorum ama. Dayanılmaz da söylemiyorum. Ağrı olduğu zaman, hemen hissettiğiniz zaman. Tamam, evet söyledim. Yani bu taraf daha iyi oldu anlamına geliyor. Evet. Diğer taraf, sol taraf hassas. Ağrı eşiğinizde bir sorun. Şeyden gitmiş ben. Boyunuzdaki kas kuvvetini değerlendireceğim. Hiç gövdeniz itmeden yalnızca başınızı bana doğru itmenizi istiyorum. İtin. Evet.
Tamam. Ya niye çarpılmış gibi hareket ediyorsun? Ya zorluyor yani, kolay değil. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Araba kullanırken çok maruz kalıyorum ben buna. O yüzden... Niye FP pilot falan mısın sen? Sol tarafımız daha zayıf diğerine göre. Hep sağa döndüm. Ondan. Ağrışınız daha düşük, takvaletiniz daha az diğer tarafa göre. Ne olacak benim sol tarafım? Yapacak işte, doktor düzelteceğim işte. Ya düzeliyorsam tamam. El sıkma kuvvetinize bakacağım. O bayağı iyi. Bir bakalım. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Buyurun, şimdi sıkın bir kuvvetinizle. Bu kadar sıkın. Sıkılmıyor ki bu. Bu kadar sıktığınız kadar. 90 ile 95 aralığında bir değer. Normal, standart. Pitbull gibi ya. Standart dedi aşkım. So, buraya sıkın şimdi. Sıkıyorum hocam. Yapmayın bunu da şimdi. Şimdi tekrar sıkın. Gaza getirme kendini. Daha sert sıkıyorum ben. 80. Olmadı. Ama bu elimi kullanmıyorum. Normal bir şey. 80 civarı. Sol tarafta sıkıntı var zaten. Bunu duyan düşmanlarım bana soldan saldıracak şimdi. Farkında mısın? Evet. Şöyle bir sıkın şimdi tekrar. Şeyler iyi, bunlar iyi. Bunlar daha güçlü. Evet. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Yazı falan yazıyor musun sürekli? Oyuncuyum. Onun dışında. Yaptığın bir şey yapmıyorum. Bilgisayarla oyun oynuyorum sürekli. Mouse tutuyorum. Ay çok merak ettim. Bunlar gayet iyi. Bak bilgisayarda oyun oynuyorsun, ne işe yarıyorsunuz? Bunu görüyorsunuz yani. Fıtık ağrın çok olduğu zaman hiçbir şey kaldıramıyorum. Doğru, tabak bile indirirken acayip yoruluyor beni. Evet. Bu neydi hocam? Şimdi omuzlarınızın hafif bir yönelme, sağa sola bir yönelme var mı diye. Bir dönme var mı diye bakacağım. Şu şekilde durmanızı istiyorum şöyle. Tamam. O kadar mı inebiliyorsun? İnmeme gerek yok, hocanın şu gösterdiğini. Şu açıyı düz olması gerekiyor. Sağ tarafı doğru omurganızda bir eğim var. Evet. Sol biraz daha yukarıda bakın. Yani aynen. Şu şöyle olması gerekiyordu, şöyle daha. Tamam. Ama aşağıya doğru duruyor. Yaklaşık çok büyük değil, 5 derecenin üzeri sıkıntılı. Ama hiç kaç olmasa mı? Daha iyiydi. 3.5-4 O zaman bir şey yok. Ya benim 5'se? Ben bunu sette yaşadım. İlk çalışamıyordum. Herkes dedi ki git kayropraktiğe. Ben de dedim ki emin misiniz? Neler anlattılar? Neler olmuş yani? Nenem yürüyemiyordu, kadın şimdi koşuyor falan diyorlar. Bilmiyorum, belki de işe yarıyordur. Boyunuz? Oyun 1.84. Tamam. Diyebilir miyiz Zeyda'cığım? Vardır. 84-85. Ben ne? Vardır değil mi? Bana 86 falan mı geliyor? Kilomuz 83-84 diyelim. Ben de bilmiyorum. Tam karşıda. Bana doğru dönersiniz. Döndüm. Tam döndüm. Ha tam döndüm. Kas fotoğrafı çekim yaptırır gibi takılma. Bir dakika, normal duruşum mu durayım? Normal durun, evet. Embesil gibi durayım, tamam. Evet, şey dur, bezik ezik dur. Bezik ezik durdum. Yan döner misiniz? Döndüm. Mesela aynı hizada olması gerekiyor. Başım ne kadar önde. İnanamıyorum, bayağı farklı. Neyden ya? Kime göre? Yani normal insana göre. Hocam o normal değildir, o muhtemelen tamam. Şöyle duruyorsun yani sen. İlk insandan beri. Hocam golf yani. Oynuyor musunuz? Ya eski. Çok oynuyor gibi durmuyorsunuz hocam. Evet, eski bunlar ya. Çalışmayan işleyen demir pas tutmuş. Konuşamadım da öyle bir şeydim. Peki hocam bir sorum var. Herkesin bildiği yanlışlardan biri. Şu elimizi çıtlattığımız zaman sanki kireçlenme artar. 25 yıl boyunca elini sürekli böyle atan biri bakmışlar. Sonunda çok hafif bir elde kireçlenme olmuş. Basit bir kireçlenme. Yalan bilgiler yani. Yani tam kesinliği yok o bilgi ama omurga çok farklı. Omurga da çünkü bazen kendini böyle yapan hastalarımız oluyor. Sonra tutulup gelirler böyle buraya bu şekilde. Peki bir insan onu yanlış yapma sadece tutulur mu? Yani ekstra bir şeyine de zarar. Tutulur. Bir de şu var. Dikkat edilmesi gereken bir durum. Şunu da bilgi vereyim. Alıp başı böyle bu şekilde çeviriyorlar. Evet, nasıl yapıyorlar bunu ya? Yanlış uygulama. Çünkü neden yanlış uygulama? Şurada arter var, damar var gördüğünüz gibi. Bunu fazla çevirdiğiniz zaman bu içerideki pıhtı atıyor. O an bir şey olmuyor hasta masada. Ama 6-7 saat sonrasında bir inme geçirebiliyor hasta. Bu oran çok düşük dünyada. Yani 5 milyonda bir gibi bir şey, yok gibi bir şey oran. Yani dışarı kafana saksı düşme ihtimali aynı. Ama bu başı böyle özellikle üst omurgayı çevirdiğiniz zaman risk çok artıyor. O yüzden manipülasyon benim videolarımı izlediğiniz deseniz ben çevirmem. Yani kemiği itme yaparım buraya alttaki omura. Baş çevrilmez böyle. Bu yanlış bir uygulama. Çok yapıyorlar onu. Çok fazla kişi yapıyor. Abi. Doğru da kesinlikle. Yani yapılmaması gereken bir. Noktaları şu şekilde gördüğünüz gibi. Sağ durum eğimimiz var burada. Bakın aynı hizada. Evet evet. Genel olarak ön taraftan iyisiniz. İyiyim. Biraz başınızda bir yamukluk var. Omuzda küçük bir düşüklük var. Başınız önde bayağı. Başın öne eğilmesin Fırat, aldırma. Moralim bozuldu şu an. Niye, başın önde diye mi? Belki şey benimki olmasın. De önde, dur bakalım ya. Seninki önde olunca sevinecek miyim? Hayır, üzüleceğiz. Ne yapıyorsun? Birlikte üzüleceğiz. Şimdi sırt üstü alayım ben sizi. Ha. Gerildim. Ne kadar sıklıkta yaptırılıyor hocam? 8-12 seans öneriyor Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Kayfakta Derneği. Ben genelde 5-6 seans yapıyorum çünkü biz egzersizde veriyoruz. Fizyoterapi de yapıyoruz. Tamam. Herhangi bir ağrınız olursa bana söyleyeyim, var mı ağrınız? Çekiyor yani. Tamam. Belinizde bir ağrı var mı? Hayır. Bir ağrı var mı? Yok. Bir ağrınız var mı? Belimde yok. Bir ağrı var mı? Yok ama yani burası var. Burası tamam. Ucuyor tabii. Bir test daha yapacağım sizin karşıdan da. Ne yapayım, döneyim mi? Bir yüzünüz yatıp, yüzünüz yatağa gelsin. İyisiniz değil mi? Evet. Kütleyecek miyim? Kütleyecek miyim diye bir soruyor. Bakalım ayakların uzun mu kısa mı? Bacak kısa diğerinden. Aa evet. Bariz hem de. Solda bir sıkıntı var. Solum cancık galiba ya. Bütün sol tarafınız sol zincirde problem olduğunu gösteriyor. Ay! Ağrı var mı belinizde? Demin ortası. Geldi gitti. Burada bir ağrı var mı? Hafif, çok hafif. Şurada bir ağrı var mı? Yok. Oldu şu an.
Şurada oldu mu şurada? Solda da oldu. Zaten sol taraftan vuruyor hep ağrı. Tamam, şimdi bana doğru yan dön yapsanız uygulamaya geçiyorum. Kütlemeye mi geçiyorsun şu an? Siz neden? Çok heyecanlandım ya. Niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum. Çünkü ilk defa ben de şu an çok heyecanlıyım senin adına. Ben hiç heyecanlıyım. Yeter artık. Bir kere yapmışsınızdır artık. Siz ben de heyecanlıyım deseniz ben çıkar giderdim şimdi zaten. Çünkü bir saniye bir dakika. Bir dakika. Korktu. Hak etti mi demek? Ya sanki belime çok ağrı vuracakmış gibi korkuyorum. Kol vurmayacak değil mi? Yok, vurmayacak. Yani çok hızlı olup geçecek. Anlamayacaksınız bile. Hadi bakalım. Tamam. Sağ kendine. Hocam. Tamam. Güzel. Pozisyon veriyorum size. Tamam hocam. Öyle bir şey ki yani. Biraz karate yapıyormuşsunuz. Ya biraz samimi oluyor değil mi? Yapacak bir şey yok. Olalım. Onda sıkıntı yok da. Sanki bana RKO çekecekmişsiniz gibi geliyor. Gevşek ne bırakın. Ne o? Bir şey oldu mu? Kütledim. Onu anladık. Acılı bir şey var mı? Hayır, çok rahatlattım. Bir şey saniyede. Evet. 0-5 saniyenin altında olması gerekiyor. Hızlı olması lazım. Ya bir saniye çok uzun bir süre bizim için. Biri diyelim ki size yanlışlıkla o sırada direndi. Oluyor. Ne oluyor o zaman? En fazla 1-2 gün ağrısı olur fazla. O kadar. O kadar, bir şey olmaz. Mesela siz de kastınız aslında az önce. Evet. Bayağı endişeli haftasınız. Hızlı yaptığım için, manevraya hızlı uğradığımız için sizi fırsat tanımıyoruz yani. Endişem kalmadı şu an. Endişeli hasta. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bu biraz daha farklı olacak. Tamam. Şu el kolu böyle Allah Allah, çok acayip oluyor ya. Ayak yiyecekmişim gibi hissediyorum. Kendiniz kasıyorsunuz. Bıraktım. Geç bakın. Nasıl orada kemikler çatır çutur etti. Allah Allah. Ya çok garip bir şey bu ya. İlginç. Değişik bir his. Ben enerji geliyor. Yüzüstü tanıyım şimdi. Size birkaç egzersiz vereceğim. Sırtınız gerçekten çok sert. Yani bu esneme şeyi kaybolmuş. Sanki şeye dokunuyor. Bir duvara. Bakayım hocam. Oha! Yani böyle normalde bir esneme özelliği olması benim gerekiyor. Benim sırtımdan çok hançer yedim hocam. Sertleşti orası. Tamam. İyi misin Fırat? Duydun mu sesleri? Biz duyuyoruz. Hayır, sen çıtır turut diye duydun mu? Hayır, onu duymadım. Nasıl duymazsın ya? Bu hafif olacak. Uh-huh. Gevşek bırakın. Tamam. Oh, o nasıl... İçeri kırılıyor gibi hissediyor mu? Hiçbir şey hissetmiyor musun? Ses öyle yani. Siz içeride daha çok hissedersiniz. Yani evet. İçeride sanki böyle yankı yapıyor gibi hissedersiniz. Evet. Bir sürü kemiğin çıtırdadığı gibi. Evet. Hiç acımıyor bu arada. Acımadığını anladım zaten de. Küçük bir gerginlik. Güzeldi. Güzel, tecrübe etmiş, güzel bir şey. Valla izleyicilerimizden yaptıran var mı? Merak ettim. Yazın yorumlar. Bunu yapmasak mı ya? Bu korktu. Boyun biraz korkutuyor tabii. Yani birinin boynunu tutması korkutuyor sadece yani. İnsan ister istemez şey yapası geliyordur. Gergin. Yok, onu ilkinde yaptım sonra bıraktım. Şu ortası boşaldı gibi, çok rahatladım ya. Şimdi boyun açınızı ölçeceğim sizi. Başınızı sağa yatırın. 30 derece sola yatırın. 21 derece. Her zaman solda problem çıkıyor sizde. Normalde kaç derece olması normalde? Kaç? 45 derece olması lazım. 35'in altını pek kabul etmeyiz. Derecede birazcık eksiklik var. Bayağı bir %40. Neyi kabul etmiyoruz ya? Ötenazi mi uyguluyorsunuz? Yani derece düşük olmaması lazım. Boynun iyi hareket etmesi gerekiyor. He, ne yapmam lazım? Egzersiz. Egzersiz. Onu bir miktar arttıracağız. Sonrasında egzersiz vereceğim size. Bununla korkuyorum ya. Elime yaptır, hadi oturacağım. Yüksek tansiyon şikayetiniz var mı? Yok. Kas bandajı kullanıyorsunuz. Yok. Bilinen bir rahatsızlığınız var, romatolojik rahatsızlıklar. Dermatolojik. Romatolojik. Romatizma. Ha, yok. Yok. Yok, tamam. Bu halim ben size. Aşkım, için rahat ol. Aşağı doğru gider misiniz? Ama ben yaptırmam. Yok yok, yaptırmak lazım. Tamam, şuradan başlıyorum. Hiç kasma. Oh! Duydum. O ses. Of, çok fena. O ses kayropraktik. Bir saniye, bir dakika. Bir... O ses duyunca bir an acaba gittim geldim mi dedim. Ama hiçbir şey olmadı. Ama yani o kadar çıtlayacağını hiç tahmin etmiyordum. Evet, devam edelim. Tamam. Gevşek bırakın. Tamam. Oh! Oh! Bu taraf daha iyi rahatlattı. Evet. Öte taraftaki böyle çıtır çıtır etti, bu taraftaki tak etti. Kalkabilirsiniz. Oh! İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Çok garip yani. Benim başım döndü, nasıl oldu? Aslında zor bir haftasınız, biliyor musunuz? Çok kasıyorsunuz kendinizi. Öyle mi? Evet. Ama güzel oldu uygulama. Bir dakika, bir yapacak mıyız? Yok, şu an şey yapıyorum. Yapacaksak söyleyin, duruyorum. Gerildim. Ben rahatım şu anda. Bu gevşek bırakın, hiç kasmayın kendinizi. Yok, yapacaksınız. Yok, yapmayacağım. Ben yapacağım zaman söyleyeyim. Evet, tamam. Korkmayın. Aynı hareket. Ya öyle sürpriz yok bizde. Allah Allah ya, yemin ediyorum şaşkınlıklar içerisindeyim. Çok güzel bir şey Ceylin. Bakayım şimdi ne oldu acaba? Şimdi sağ yatırın başınızı. 35'lere geldi, 36'lara geldi. Ve deminkinde ağrı yapıyordu devam etmeye çalıştığımda. Şimdi sadece sonuna geldiğini hissediyorum. Süper, çok iyi. Sol tarafa.
Vaa, oha! 21 değil miydi demin? Evet, 34'lere geldi. 33-34'lere geldi. Hala kabul edemiyorum bir seviye. Şok içindeyim. Zaten tek seans uyguladık. 34 çok iyidir. İlk seansta bu kadar arttırmamız. Egzersizlerle birlikte devam eden seanslarda bunu 40'a falan taşırız. 21'di ya, az önce gözümle gördüm. Şu an inanamıyorum. Fıtık derdiniz başka bir şeyiniz ya da normal hayat standartını arttırmak için de geliyor. Evet, bir de bir yandan. Yurt dışında çok fazla gidiliyor kayıpaktı. Yani bizim Türkiye'deki diş hekimliği gibi Amerika'da her mahallenin köşesinde bir kayıpaktı kliniği var. Ya şeyden de ya, o bilmiyoruz ya. Şimdi siz üniversitede öğretim görevlisi olduğunuz için içim rahatladı. Yani bilim olduğunu anladım. Evet. Şey çok çıkıyor ya bizde, biliyorsunuz işte. Bilmem ne uzmanı diyor. Nereden uzman oldu belli değil. Belli değil. Ülkemizde çok fazla var. Doğru. Dolu. Bu arada bana takipçiler söyledi. Belki 100 tane mesaj gelmiştir. Kayropraktik abi, kayropraktik diye. Gençler biliyorlar yani. Hiç korkma. Yok, ben bu. Çok güzel. Pamuk gibi olacaksın. Tak tuk. Hızlı bir şekilde kas kuvvetinizi ölçelim. Tamam. Oturabiliyorsunuz. Şıkır 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 şıkır. Tamam, şimdi bakalım. Gayet iyi bir kadına göre düşürsünüz. 40 olmasını bekleriz. Sizin 50 civarında. 2 sene boks yaptım. Belki etkisi vardır. Evet, bu da gayet iyi. 40'ın üstü. 50-55 civarında. Yani... Dağılabilirsiniz hakikaten. Şöyle. İsteyerek yürümek istiyorum. İyi. 14. Tamam, iyi. Bu da 11-12. Sizin tam tersi. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Sizin de sol tarafa doğru bir yönelim var. Şöyle bir yönelim var. Farkında mısın Ceyda? Her zaman sol tarafında durursun. Evet, bir de ben zaten... Birbirinizi tamamlamak adına... Sürekli şöyle şey oturuyorum bir de ben. Sizin çok iyi. Ben ne dedim? 49. Bende biraz fazla esneklik de var. Size kolumu gösterebilir miyim sonra? Bak, iyi sizin. Siz bunu gördünüz mü? Bakın. Hoca bana okulda şey derdi. Parmak kaldırma sen lütfen falan derdi. Böyle yok. Kırılmış sanırım. Fazla esneklik var, evet. Peki boynumda düzleşme var mı? Düzleşme var sizde, net bir şekilde var. Bakınca düz zaten. Düz. Normalde kalış olması lazım ama buradaki kaslar çok gergin, görüyor musunuz? Evet, evet, çok evet. Çok gergin ve şöyle temas ettiğim zaman hemen kemik, omurganın kemiği hemen elime geliyor. Şöyle ufak bir çıkıntı olmuş. Yağınız var mı? Evet. Hayır. Tamam. Bir sıkıntın yok Ceyda, gayet iyisiniz. Şöyle bir bakalım, siz biraz fazla esneksiniz. Evet Ceyda. Kütledi mi? Evet, fem nasıl? Değil mi? Hocam, gergin bir hastalığım. Değilse çok rahatsınız. Sizden daha rahat. Ama benden gördüğü de şükür rahatlığı. Vaaa, çok iyi. Biraz daha rahat olacak diğerine göre. Tamam. Bunu da aşağıya çekeceğim şöyle. Daha yapmadan göresin. Vaa, kütledi hakikaten. Evet. Daha yapmadım. Önemli değil, o ses gelebiliyor bardaklara. Bu önemli. Güzel. Çok şimdi iyi. Sırtın. Sırtın çok önemli. Şeyde, sırtın önemli. Çok değişik. Ben şu an hala kütlüyorum bu arada böyle yaptığım ne zaman. Ne güzel işte, ben baksana hiçbir şey yapmadan kütlüyorum orada. Omurga esnekliği güzel, çok kötü değil. Tamamdır. Sırt üstü ver şimdi size. Boyun yapmasa hocam, ben boyundan çok yardım. Ya yap yap bir vallahi şey. Valla kendimi aynısı. Bırakamam. Yok, boyun yok. Yap yavrum aynısı yok, yavrum. Yok yok, ben aynısı. Boyun yok. Yok merak etme, vallahi biliyorum. Vallahi daha rahat bırakamam. En rahatlatanım boyun. Ben kendimi rahat bırakamam, sonra bir şey olur. Boyun. Onun gibi küt mü olacak? Olmuyor sende hiçbir şey küt. Yok yok, ben boyuna gittim. Valla ben zaten, benim boyun hasta, çok korkarım. Ya 10 bin hasta bakılmış Ceyda, ne olacak? İyiyim, ben zaten bir şeyim yok ki benim boyunumda. Sağlık sorunu olan olmayan da gelebilir. Gelebilir. Sporcular da rahatlamak gelebilir. Rahatlamak için gelebilir. Gelebilirler şey, biyomekanik yani vücutta eklemin çalışma bozuklukları olabiliyor. Değil onları mi? Giderilmezse ya, ilerleyen zamanlarda fıtık oluyor, ağrılar artıyor. Değil mi? Koyduğu sağlık aslında daha değerli şeyler. Evet. Şu an gelmenizden. Hocam sağ olun tekrardan. Hadi biz gidip egzersiz hareketlerimizi öğrenelim. Hocamızın Instagram'ını da aşağıya koyduk. İstediğiniz bir şey varsa kendisine de sorabilirsiniz. Randevu da almak istiyorsanız oradan da ben mesela Instagram'dan ulaştım. Kolayca ulaştık. Biz de oradan ulaştık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Valla. Sağ olun. Bu arada arkadaşlar şimdi bu işin bilmeyenini nasıl anlayacaklar? Sonuçta bilmeyene gidip tehlikeli olabilir yani bu iş. Evet. Bu işe kesinlikle bir uzmana gidilmesi lazım. Çünkü bazı durumlar var. Onları uzmanın bilmesi gerekiyor. Onları. Yani bir, bu mesleği yapan bir, bu alanda uzman bir kişinin yapması gerekiyor. Ben şimdi sizin öğretim görevlisi olduğunuz için uzman olduğunuzu bilerek geldim. Ama başka şehirde atıyorum. Uzman olduğunu nasıl bilecekler? Tıp doktorları bu eğitimi alabiliyor. Fizyoterapistler bu eğitimi alabiliyor. Ha, fizyoterapist olabilir evet, yani. Fizyoterapist veya tıp doktoru. Başka Türkiye'de birini yapmaya hakkı yetkisi yok. Ya da gitseniz eğitim belgesini istiyorsanız gösteririz abi. Diplomayı sorabilirsiniz. Değil mi? Bu önemli. Önemli şeyler evet. Evet, hocam ben şimdi buna kütletme diyorum. Halk dilinde arkadaşlar evet, aslında evet. Da bu. Hı-hı. Ama bunun asıl adı kayropraktik diye bunun girecekler. Bunun aslında kayropraktik yaptığımız uygulamanın adı da manipülasyon. Ya da yurt dışında adjustment çok diyorlar. Mesleki olarak sorarsanız manuel terapi ya da kayropraktik diye geçiyor. Biz manuel terapi ya da kayropraktik. Ama ben kayropraktik uzmanı olduğum için bunun yüksek lisans eğitimini aldığım için ben kayropraktik uzmanı olarak geçiyorum. O zaman ben başta şunu yazacağım. Her yerimi kütür kütür kütlettirdim. Kayropraktik deneyimi. Olur, olur mu? Olur tabii, çok uygun. Tamam. Çok uygun. İki tarafta anlasın. Kayropraktik yazsam bile anlamayacak şimdi, ne olduğunu. Evet. Zaten biz de yeni öğrendik. Bilmezler hastalarımız. Yani manipülasyon kelimesi bilmezler ya da şey adjustment yani. Evet. O yüzden kütletme diyorlar. Ben anlayışla karşılıyorum. Tabii yani o bir halk arasında halk bir tabiri. Ama yine şu de... değil yani. Öyle evet, evet. Gel seni bir kütleteyim değil yani. Evet. Evet. Ama çok rahatladım hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Oha, böyle yaparken küt sesi geldi. Bu neydi hocam? Şimdi...